Şeyma Gelin spor tarzdaki salonuna bohem esintiler katmış. Sehpalı gri L kanepe salona çok yakışmış. Masif tablolu ünite televizyona nazaran biraz küçük. Kütük yemek masası salona sıcaklık katarken bench'in üstünde post kullanılması şık bir detay. Pencerelerdeki fonsuz sık pileli tül perde ferahlığa katkı sağlamış. Yapay sarmaşıkla süslenen makrome salıncak ve krem rengi minderli rattan koltuk salona bohem bir hava vermiş. Son olarak Haziran rattan sarkıtı çok beğendiğimizi belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Beni çok sade bir salon buldu açıkçası. Yani hiçbir fon perde göremedim. Şurada duran salıncağı pek beğenemedim. Keşke yeri mesela şu köşe falan olsaydı. O köşede takılabilecek bir yer yok ama tavana bakarsan asma tavan. Ayna var ya oraya burada. Oraya takılamazdı. Ayna var bir de burada büyük. O ev sahibi beğenmedim. Açıklama evet. Yapsa keşke. Yok hani ayna var çünkü burada. Sen bir fırsat versen de biz bir konuşsak tabii keşke. Ayna olsan bir sıranı beklesen keşke. Sıran gelmeden araya girmesen. Sen de aynısını yapıyordun ya dün bahanın evinde. Ben aynısını yapmıyordum. Aynısını ben yine arkadaşımla konuşuyordum da aynısını yapıyorsun. Sürekli aynı şey yeter. Şeydacığım ayna peki. Olmasa da orada salıncak takılacak bir yer yok. O yüzden oraya takamazdım. Burası canım. Asma tavan. Evet asma tavan. Evet belli spotlar da var. Asma tavan burası. Evet olmaz. Anlıyorum peki neyse. Duvardaki saati ve aynanın kenarındaki o gold detayları yine aynı benim evimdeki eleştiri yapıldı ama madem ahşaptan devam ettin ahşapla devam etseydi bu saat. Hemen cevap vereyim. O saatim ve aynam gold değil, pirinç. Önce gold ve pirinç ayrımını yap. Ondan sonra daha sağlıklıyorum. Ben mobilyacı değilim. Ben sadece gördüğümü yorumluyorum. Hı-hı. Burada bir demirden gold renginde bir neyse. Materyali hani materyali boyası. Birbirine. Gold'a yakın, eskitme gold gibi gözüktü. Kızlar siz herhalde. Bence gold ve pirinç ayrımını bilmiyorsunuz. İsterseniz size gold bir ürün getirip ikisi arasındaki farkı gayet net bir şekilde gösterebilirim. Hadi getir. Getiriyorum. Getir, göster. Hadi getir. Getiriyorum. Şimdi pirinç materyal. Evet. Gold da üstündeki renk değil mi? Ben öyle biliyorum ama. Öyledir. Dış ses. Şimdi hani pirinç ne demek? Ona bir bakalım. Pirincin gold olur, gümüş olur, farklı tonlarda renkleri olur diye düşünüyorum üzerine boyandıktan sonra. Biz yanlış mı biliyoruz? Merak ettik. Aslı Hanım, pirinç dediğimiz bakıra çinko katılmasıyla elde edilen bir malzeme. Dolayısıyla istenilen renge boyanabilir. Evet. Şöyle. İçinde de pirinç varmış ekstra. Bu gold, bu pirinç. İkisi arasındaki farkı çok, çok net bir şekilde görebilirsiniz. Üstelik saatin akrep ve yel kovanındaki ahşap... Salonla gayet güzel bir şekilde uyum evet, sağlıyor. Evet, salonda masan ve koltuk ayaklarında ahşap detayı var. Şimdi renk itibariyle mat gold renkleri hakim. Doğru evet, mu? Evet. O da plexi elindeki. Evet, aynen öyle. Plexi de ayna, gold. Ayna evet. Ve sarı gold tonları hakim. Yanılıyorsam düzeltin hanımlar. Doğru, çok doğru. Doğrusunuz. Çok dolayısıyla mat gold diyebiliriz materyali pirinç olsa dahi. Evet ama Bahar'ın evinde eleştirdiğimiz zaten parlak gold'tu. Mat gold değildi. Mattı, avize mattı. Avizeyi eleştirmedim ben. Orta sehpasının zigonlarını eleştirmiştim. Onlar onun aynalı. Hakkında hiç konuşmadık orta onun hakkında zigonları hakkında konuştuk. Onlar aynalı. O benim evim herhalde Şeyda demek pardon Şeyda diyecektim evet. Şeyda'dan bahsediyorum. Canım benim bir şey değiştirmiyor. Ahşap değil gözümün önünde duran şey benim peki, evimde de eleştirdiğim şey. Peki içerisindeki ya onun tonu o zaman şöyle gideyim. Dur bak çok mantıklı. Ayaktaki ahşap rengiyle ay oradaki ahşap rengi uymamış gördün mü? Tüh ne yapacağız şimdi? Gayet de güzel bir şekilde uymuş. Ahşapların rengi mi uymak zorunda? Gayet ahşap, güzel. Ağacın kendinde bile uymuyor. Bak mesela burada koyu, burada açık. Yanlış mıyım aslında? İşte bilen ve bilmeyen farkı. Bunu diyen sen misin? İki gündür, üç gündür bize sürekli yani aynı şeyleri söyleyen ayaktaki renk, ayağındaki renkle, mobilyanın ayağındaki renkle oradaki ahşapın rengi olmamış. Mobilyanın ayağındaki metaldi, oradaki ahşaptı yalnız. Renkleri metal önemliydi. Oradakilerin de renkleri. Gold. Bak buranın sahibi sen değilsin. Buranın bir ev sahibesi, güzel bir hanımefendi kızlar. Var. Kendisini de ifade edebileceğini düşünüyorum. Yok, zaten felsefe öğretmeni sonuçta, sen felsefe yapma gereksizlere. Bak orada çok güzel bir öğretmen kızlar, var. Kızlar sizin aynama ve saatime bu yorum yapacağınızı biliyordum. Evet. Fakat bu gold olmadığı için ürünlerimi kaldırma gereği duymadım. Ürünlerimin arkasındayım. Özellikle saatimin içindeki ahşap gayet salonumla da uyumlu. Ben iki ürünü de çok beğeniyorum ve salonla uyumlu buluyorum. Siz uyumlu bulmadınız mı? Hayır bunlar? Bulmadım. Ben kendi kararım. Üstelik... Ben buldum. Masan, ahşap çok güzel duruyor. Böyle pirinç detayları zaten ahşapla figürlü açık renk ahşapla kullanılabilir ama salonun koyu renk ahşap olsaydı gerçekten uyumlu olmayabilirdi. Kesinlikle. Ya ben mesela öyle...
O yüzden ben kullanmadım ama güzel olmuş senin mesela açık renk ben ahşapla. Ben yoruma devam edebilir miyim Aslanım? Evet devam edebilirsin de böyle elinde mi kalacak bunlar? Kaldırayım ben bunları tamam. Artık. Onların gold dedikleri şey kesinlikle pirinçti. Bunun en güzel ispatını da gold bir parça getirerek onlara yaptığımı düşünüyorum. Artık bu saatten sonra gold ne demek, pirinç ne demek bir zahmet öğrensinler. Orada duran bibloda Sokrates'e bakıyorum. Bir ona bakıyorum, bir bana bakıyorum. Ben de bahartesi olarak düşünüyorum. O halde bu salonu hiç beğenmiyorum. Bu salona yokum. Bence de yoksun Bahar'cığım çünkü ben seni yok sayıyorum. O zaman gün sonunda benim puanımı da yok sayabilirsin. Yok sayabilirim. Bahar Test aslında Şeyda'nın yapmaya çalıştığını yaptı. Söyledikleri, geceden düşündükleri atasözleri ya da cümleler kuruyorlar geceden herkes kendi gününden sonra. Özlü sözler bulmaya çalışıyorlar. Onu da beceremediler. Ama Descartes duysa kemikleri sızlardı. Canım ürünlerimi ben sayıyorum ablalar biliyorsunuz. Ürünleri, evet. Parçalarımı tek tek yorumlamak yerine tamamını genelleyip bu salonun karşısında yokum diyorsun. Önce bir parçalarıma tek tek odaklan, önce onları bir yorumla, ondan sonra genel bir kanıya var bence. Öncelikle avizendeki siyahı beğenmedim. Beyaz olabilirdi diye düşünüyorum. Avizemin o siyahlığı TV ünitemin kulplarıyla takım. O zaman siyah hiç kullanmayabilirdin. Siyah kullanmak istedim. Bu sefer de gri gri çok renksiz olacaktı salonum. Çok minik bir siyah ama. Beyaz kullanabilirim. Çok minik bir siyah olduğu için göze batmıyor zaten. Benim gözüme hitap etmiyor ama. Ben göze battığını düşünüyorum. Canım benim senin evinde tabloların vardı ya. Bak orada bir siyah detaylı tablo. Evet tablonda da siyahlıklar var. TV ünitemin kutlarında var. Yani ben beğenmedim. Tabii. Yok, sen tablo bugün, çok seviyorsun ya. Dün bayağı laf ettin tabloları o yüzden sen bugün bayağı pozitifsin ama. Aa çok. Evet. Çok bayağı. Gayet mutluyum. Evet bayağı. Evin ferahlığı evet. Bile gayet mutluyum. Girdiğimizden beri çok merak ediyorum. Acaba kendi gününe yaklaştıkça daha mı pozitif olmaya devam edeceksin? Kesinlikle. Bunun evet. Alakası olduğunu sanmıyorum. Evet. O yüzden iki yarın da kıyaslayamıyorum bile de o yüzden. Yarın da çok merak ediyorum. Senin, yani ayak mesela senin için hep sorundu iki gündür. Bugün hiç. Ben kendi günüme eğer oynasam sessiz kalırdım üç gün boyunca ve hiç kimseye gerçek fikrimi söylemezdim. Herkesi pohpohlar, ortalama puanlar verir geçerdim. Sümeyye bence kesinlikle kendi gününe oynuyor. Şok içerisindeyim. İki günde yani bir anda melek kesilmesi beni çok şaşırttı. Her şeyi aşırı beğeniyor. Hiçbir negatif yorum yok. O kadar hani sportif evime yok, öğrenci evi yok, kiralanmış gibi bu tarz yorumlarıyla demoralize ettikten sonra şu an herkese çok iyi davranıyor. Sümeyye bence kendi gününe oynamıyor. Ben Sümeyye'nin samimiyetine sonuna kadar inanıyorum. Eğer kendi gününe oynasaydı benden önceki iki günde de gayet olumlu yorumlar yapardı.